İkinci sınıf genel deneme sınavı. Bilmi sorudan oluşan genel deneme sınavını OK ile gösterilen bağlantıdan ya da video açıklamalarında bulunan linkten indirebilirsiniz. Her soru 5 puan. Başarılar. Birinci soru. Köyün alt tarafındaki kulübenin önünde ateş yanıyor. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Arka. B. Üst. C. Yan. A. Arka. B. Üst. C. Yan. Altı çizili sözcüğümüz alt kelimesi. Alt kelimesinin zıt anlamlısı üsttür. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. İkinci soru. Sabah olur doğarsın, yıldızlarsın her yanı. Fakat neden batarsın her gün akşam zamanı? İsmail Hakkı Talas. Bu şiirde seslenilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünya. B. Güneş. C. Ay. Bu şiirde seslenilen varlık B seçeneğindeki güneştir. Doğru cevabımız B. Güneş. Üçüncü soru. Ağaçtaki nokta 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 elmaları tek tek topladı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez? A. Çiçekli. B. Büyük. C. Ekşi. Doğru cevabımız A. Çiçekli olacak. Çünkü boşluklara büyük ve ekşi kelimeleri getirilebilir. Mesela ağaçtaki büyük elmaları tek tek topladı. Ya da ağaçtaki ekşi elmaları tek tek topladı cümlelerini ifade ettiğimizde doğru bir cümle oluyor. Ama ağaçtaki çiçekli elmaları tek tek topladı dersek çiçekli elma olamayacağı için cümledeki ifademiz doğru olmuyor. Bundan dolayı A seçeneğindeki çiçekli kelimesi boşluğa getirilemez. Doğru cevabımız A. Çiçekli. Dördüncü soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır? A. İstanbul. B. Balık. C. Okul. Doğru cevabımız A. İstanbul olacak. Çünkü şehir isimleri her zaman büyük harfle yazılır. İstanbul da Türkiye'nin şehirlerinden bir tanesiydi. Doğru cevabımız A. İstanbul. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur? Doğru cevabımız C seçeneği. Çocuklar, A seçeneğine baktığımızda arkadaşın Edirne'nin için gitti cümlesinde bakın. E harfi küçük Edirne çünkü bir şehir, bir il ismiydi. Büyük harfle yazılması gerekiyordu. Ve aynı zamanda bu bir soru cümlesi olduğu için soru işareti
ile bitmesi gerekiyordu. A'da yanlışlıklar görüyoruz. B'ye baktığımızda arkadaşın Edirne'ye niçin gitti derken, bakın Edirne'ye derken Edirne kelimesine gelen y eki kesim işaretiyle ayrılmalıydı ama burada ayrılmamış ve yine soru işareti konulmamış. Buradaki eksikliklerden dolayı B seçeneği de yanlış. C seçeneğine baktığımızda arkadaşın Edirne'ye niçin gitti? Bakın arkadaşın Edirne'ye niçin gitti? Evet, bütün yazım ve noktalama işaretlerine burada dikkat edilmiş. Evet, bu cümlede yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edilmiş. Evet, bu cümle yazım ve noktalama yönünden doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 6. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi aralarındaki anlam ilişkisine göre farklıdır? A. İyi, kötü. B. Güzel, çirkin. C. Kafa, baş. A seçeneğindeki ilişkiye baktığımızda çocuklar iyi, kötü. Nasıl bir ilişki var? Zıt anlam ilişkisi var. B seçeneğinde güzel, çirkin kelimeler arasındaki anlam ilişkisi de çocuklar yine zıt anlam ilişkisi. C seçeneğinde kafa, baş kelimeler arasındaki ilişkiye baktığımızda burada zıt anlam değil, eş anlam ilişkisi görüyoruz. Eş anlam ilişkisi görüyoruz. O yüzden farklı olan ilişki C seçeneğinde. Doğru cevabımız C, kafa baş olacak. 7. soru. 21, 29, 38, 47, 55, 61, 67, 78, 89, 91. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 39 sayısından büyüktür? A 3, B 7, C 10. Evet çocuklar, bu sıralamada 39 sayısı nereye gelmeli? Evet, 39 sayısı çocuklar 38 ile 47'nin arasına gelmeli, değil mi? Evet, buraya 39 yazalım. 39. Evet, 39 sayısı buraya gelmeliydi. Şimdi 39 sayısından büyük olan sayılara bakalım. 47, 55, 61, 67, 78, 89, 91. Yani bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, tam 7 tane sayı 39 sayısından büyük çocuklar. Doğru cevabımız B, 7 olacak. 8. soru. 2 onluk 5 birlik artı 3 onluk yıldız eşittir 5 onluk 9 birlik. Verilen eşitlikte yıldız yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. 1 onluk 4 birlik. B. 4 onluk 1 birlik. C. 4 birlik. Eşiteye baktığımda çocuklar 2 onluk 5 birlik artı 3 onluk yıldızın toplamı neye eşit olacak? 5 onluk 9 birliğe eşit olması gerekiyor. Şimdi sağ tarafta kaç onluğum var? 5 onluğum var, değil mi? O zaman benim sol tarafta da 5 onluğum olması lazım. Bakıyorum 2 onluk, 3 onluk daha 5 onluk. Evet, onluk sayıları eşit. Şimdi birlik sayılarına baktığımda çocuklar sol tarafta 5 birlik var. Sağ tarafta 9 birlik var. Sağ tarafta 9 birlik olduğuna göre sol tarafta da 9 birlik olması lazım, değil mi çocuklar? Ama sol tarafta benim 5 birliğim var.
9 olması için kaç birliğe ihtiyacım var? Evet, 4 birliğe ihtiyacım var değil mi? Demek ki yıldız yerine 4 birlik yazılmalı. 4 birlik ifadesi de C seçeneğinde. Doğru cevabımız C. 4 birlik olacak. 9. soru. Bir pastanede öğleden önce 46 tane, öğleden sonra 35 tane poğaça satılmıştır. Buna göre bu pastanede toplam kaç poğaça satılmıştır? A. 71, B. 81, C. 91. Öğleden önce 46, öğleden sonra 35 tane satılmış. Eğer ben bu iki sayıyı toplarsam satılan toplam poğaça sayısını bulurum değil mi? O zaman toplayalım. Sabah 46 tane poğaça satılmış. Öğleden sonra da 35 tane poğaça satılmış. 46 ile 35'i toplarsam 6, 5 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 4, 3 daha 7. 1 de elde var. 8. Toplamda 81 tane poğaça satılmış. 81 cevabını da B seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız B. 81. 10. soru. Resimdeki kalemlere kaç kalem daha eklenirse 2 deste kalem olur. A 6, B 7, C 8. Öncelikle çocuklar deste neydi? Deste 10 tane nesnenin gruplanmasıyla oluşurdu değil mi? Evet, 10 nesne bir araya gelince bir desteyi oluşturuyordu. Burada da 10 tane kalem bir araya gelince bir deste kalem olacak. Önce toplam kalem sayımızı tespit edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplam 14 kalemimiz var. Biz bu 14 kalemimizden 10 tanesini bir torbaya koyduğumuzda, bir araya getirdiğimizde burada bir deste kalemimiz oluşuyor. Değil mi çocuklar? Bir deste. Bir deste kalem oluşturduk. Bize diyor ki kaç kalem daha eklenirse 2 deste kalem olur. Evet, bir destemiz bu şekilde. Bize ne diyor? Bir de ikinci destemiz için kaç kalem eklemeniz diyor. Evet, kaç kalemimiz var? 1, 2, 3, 4. Eğer biz bu 4 kalemi 10 kaleme tamamlarsak bir destemiz daha olacak değil mi çocuklar? Bir destemiz daha olunca ikinci desteye ulaşacağız. Toplamda 2 deste kalemimiz olacak. 4 kalemin üzerine kalemler ekleyelim. 4 tane kalemim vardı. 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci destemi de 10 kalemi tamamladığımda kaç kalem ilave etmiş oldum? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Gördüğünüz gibi eğer ben 6 kalem daha ilave edersem ikinci destemi oluşturmuş olacağım. Demek ki benim cevabım kaç olacak? A, 6 olacak. 11. soru. Bir otobüste 43 yolcu vardır. Durakta 19 kişi iniyor, 4 kişi biniyor. Otobüste kaç yolcu kalmıştır? A 24, B 26, C 28.
Öncelikle otobüsümüzde 43 yolcu varmış. 19 kişi inmiş. Peki yolcu sayımız azaldı mı arttı mı? Azaldı. O zaman ne yapıyoruz? Önce bir çıkartma işlemi yapacağız. 43'ten 19'u çıkartacağız çocuklar. 43'ten 19'u çıkartalım. 3'ten 9 çıkmaz. Komşuya gideriz, bir onluk alırız. 3, 13 oldu. 13'ten 9 çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı. Burada da 4 onluktan 3 onluk kalmıştı. 3'ten 1'i çıkardık. 2 kaldı. Evet, durakta da yolcu indikten sonra 24 yolcumuz kalmış. Sonra ne oluyor çocuklar? 4 kişi de biniyor. Evet, 4 kişi de biniyor. Yani 24 sayısına 4 daha ilave ediyoruz. Neden? 4 kişi daha binerse yolcu sayımız artıyor çünkü. 24, 4 daha topluyorum. 4, 4 daha 8, 2'yi de aşağıya indirdim. Evet, toplam 28 oldu. Demek ki otobüste 28 yolcu kalmış. Doğru cevabımız C, 28 olacak. 12. soru. Bir çıkarma işlemi için aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A, eksilen artı çıkan eşittir fark. B, çıkan artı fark eşittir eksilen. C, eksilen eksi fark eşittir çıkan. Evet, yanlış olan çocuklar A seçeneği. Çünkü eksilen artı çıkan eşittir fark yanlış bir ifade olmuş. Doğrusu ne olacaktı? Eksilen eksi çıkan eşittir fark. Eğer bu şekilde yazılsaydı doğru olacaktı. Örneğin 8'den 3'ü çıkartalım. 8'den 3'ü çıkardık. 5 kaldı. Burada 8 eksilen, değil mi? 3 çıkandır. 5 farktır. Bu bilgimiz doğrultusunda da B ve C seçeneklerinin doğru olduğunu görüyoruz. Bakın, çıkan ile fark toplarsak eksileni buluruz. Eksilenden de farkı çıkartırsak çıkanı buluruz. Ama eksilen ile çıkanı toplarsak farkı bulmayız. Eksilenden çıkanı çıkartırsak farkı buluruz. Bu sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. 13. soru. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin yüzsayısı diğerlerinden fazladır? A. Silindir. B. Küre. C. Küp. Evet, silindirin çocuklar 3 tane yüzü vardır. Kürenin 1 yüzü vardır. Küpün de tam 6 yüzü vardır. Baktığımızda hangisinin yüz sayısı değerlerinden fazla? Evet, C seçeneğindeki küpün yüz sayısı değerlerinden fazla. Doğru cevabımız C, küp. 14. soru. 4 çarpı 9 işleminin sonucu ile 6 çarpı 0 işleminin sonucu toplanıyor. Bu toplama işleminin sonucu kaçtır? A. 0, B. 36, C. 42. Çarpı 9 işleminin sonucu 4 kere 9 36'dır. 6 çarpı 0 işleminin sonucu 6 kere 0 0'dır. Topladığımızda çocuklar 36 ile 0'ı toplarsak yine 36 sayısını buluruz. Doğru cevabımız B, 36 olacak. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından biri değildir? A. Sınıfı temiz tutmak. B. Zamanında uyuyup uyanmak.
C. Ders zili çaldığında sınıfa girmek. Sınıfı temiz tutmak okul kurallarındandır. Zamanında uyuyup uyanmak okul kurallarından değildir. C. Ders zili çaldığında sınıfa girmek okul kurallarındandır. Buradaki B seçeneği okul kurallarından değildir. Cevabımız B seçeneği olacak. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç ve isteklerimizle ilgili doğru bir ifadedir? A. Barınma önemsiz bir ihtiyaçtır. B. Herkesin istekleri aynıdır. C. Önce ihtiyaçlar, sonra istekler alınmalıdır. Barınma önemsiz bir ihtiyaçtır ifadesi yanlıştır. Çocuklar, barınma son derece önemli bir ihtiyaçtır. D. Herkesin istekleri aynıdır. Bu da yanlış bir ifadedir. Çocuklar, herkesin istekleri birbirinden farklıdır. Farklı olabilir. C. Önce ihtiyaçlar, sonra istekler alınmalıdır. Bu doğru bir ifade çocuklar. Çünkü ihtiyaçlarımız isteklerimizden önce gelir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 17. soru. Sağlığımız için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeliyiz. Buna göre aşağıdaki meyvelerden hangisini kış mevsiminde tüketmeliyiz? A. Portakal, B. Çilek, C. Kayısı. Doğru cevabımız A. Portakal çocuklar. Çünkü çilek ve kayısı yaz mevsiminde tüketilen meyvelerdendir. Doğru cevabımız A. Portakal. 18. soru. Aybüke Ankara'dan İzmir'e karayolu taşıtı ile gidecektir. Buna göre Aybüke İzmir'e aşağıdaki taşıtlardan hangisiyle gidebilir? A. Gemi, B. Otobüs, C. Uçak. Aybüke İzmir'e giderken karayolu taşıtı kullanacağına göre seçeneklerde baktığımda hangisi karayolu taşıtıdır? Evet, B seçeneğindeki otobüs karayolu taşıtıdır. Cevabımız B seçeneği olacak. Gemi deniz yolu, uçak da hava yolu taşıtıdır. 19. soru. Atatürk'e Kemal adının verildiği okul aşağıdakilerden hangisidir? A. Şemsi Efendi Okulu, B. İstanbul Harp Okulu, C. Selanik Askeri Rüştiyesi. Atatürk'e Kemal adının verildiği okul C seçeneğindeki Selanik Askeri Rüştiyesi'dir. Bu okulda matematik öğretmeni tarafından Atatürk'e Kemal adı veriliyor. Doğru cevabımız C seçeneği. 20. soru. Sağanak yağmurlara bağlı olarak oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? A. Sel, B. Deprem, C. Çığ. Doğru cevabımız A. Sel olacak. B seçeneğindeki deprem yer sarsıntıları ile ilgili bir doğal afettir. C seçeneğindeki çığ da kar ile ilgili bir doğal afettir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 20 soruluk 2. sınıf genel deneme sınavımız burada sona erdi. Her soru 5 puan demiştik çocuklar. Siz de aldığınız puanı yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.